Merhaba efendim, İçer TV'ye hoş geldiniz. İçer gündemi programında Mersin'le ilgili gelişmelerle birlikteyiz. Dün haber bültenimiz, programımız oldukça doluydu. Dün çok fazla Mersin gündemine göre sıralamanın, ortalamanın üstünde bir haber yoğunluğu, gelişme yoğunluğu vardı ki canlı yayında haber bültenlerimizde ve haber içerikli programlarda sizlere aktardık. Genelde böyle olur efendim. Bir gün çok yoğun bir gündem yaşanır, ikinci gün biraz durağanlaşır. İşte bugün de o günlerden biri. Yenice'ye uzanıyoruz, Tarsus'a uzanıyoruz. Artık mahalle olan Yenice eski beldeye uzanıyoruz. Yıllar önce İsmet İnönü ve Winston Churchill tarafından Yenice'de bir görüşme gerçekleştirildi ki bu görüşme Türkiye tarihinde bir diplomasi zaferi olarak nitelendirilir. İşte o görüşme her yıl anılır ve o görüşmenin önemi genç nesillere ulaştırılmaya çalışılır. Yine öyle oldu. Tarsus ilçesinde Yenice mahallesinde yine anma töreni düzenlendi. Mersin'in Tarsus ilçesinde 2. Dünya Savaşı sırasında İsmet İnönü ve Winston Churchill'in arasında 30-31 Ocak 1943 tarihinde yapılan görüşmenin 74. yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi. Yenice Mahallesi'nde Atatürk Parkı'na çelenk sunulmasıyla başlayan etkinliğe Tarsus Belediye Başkan Vekili Hüseyin Boro, Çağ Üniversitesi Genel Sekreteri Emekli Hava Tuğgeneral Veli Köroğlu, Çağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Emekli Büyükelçi Profesör Doktor Engin Ali Oba, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törene katılanlar bando eşliğinde yürüyerek etkinliğin yapılacağı İnönü-Churchill Barış Parkı'nda salonda bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Tarsus Belediyesi Başkan Vekili Boro, Türkiye'nin 20. yüzyıldaki en vahşi savaşın dışında kalarak tüm komşuları arasında barışı yaşayan tek ülke olduğunu söyledi. Türkiye Cumhuriyeti 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile İngiltere Başbakanı Winston Churchill arasında Yenice'de 1943 yılında çok önemli bir görüşme yapılmıştır. Bu buluşma tarihe Adana Görüşmesi olarak geçmiştir. 1 Eylül 1939 tarihinde Avrupa'da başlayan 2. Dünya Savaşı 1943 yılına gelindiğinde dünyanın çeşitli ülkelerine yayılmış ve tüm vahşetiyle devam etmekteydi. Birçok ülke işgal edilmiş, şehirler yakılmış, yıkılmış ve özellikle Avrupa devletleri üzerine adeta bir kabus gibi çökmüştü. Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh ilkesinden hareketle devlet adamlarımız yurdumuzda her türlü güvenlik önlemlerini almakla birlikte bu savaşta kesinlikle tarafsız kalmayı kendilerine şiar edinmişlerdir. İşte 2. Dünya Savaşı'nın en çetin ve ihtiraslı günlerinin birinde 30 Ocak 1943 tarihinde İngiltere Başbakanı Winston Churchill ve beraberindekiler uçakla Adana'ya gelmişler. Oradan büyük bir gizlilik içerisinde Yenice tren istasyonuna geçmişlerdir. Balkanlarda yeni bir cephe açmak amacıyla Türkiye'yi de savaşa girme konusunda ikna etmek üzere Yenice'ye gelen ve dönemin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve beraberindeki heyet ile görüşen İngiltere Başbakanı Winston Churchill, Türk heyetinin kazandığı diplomasi zaferinin ardından büyük bir hayal kırıklığıyla ülkesine dönmek durumunda kalmıştır. Böylece Türkiye, 20. yüzyıldaki en vahşi savaşın dışında kalarak tüm komşuları arasında barışı yaşayan tek ülke olmuştur. Tarihi barış görüşmesine ev sahipliği yapan Yenice'den, başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada barış, huzur ve kardeşliğin daim olduğu, savaşların yaşanmadığı bir dünya diliyor, saygılar, sevgiler sunuyor. Etkinlikte Çağ Üniversitesi öğretim görevlisi, emekli büyükelçi Profesör Doktor Ali Engin Oba, Yenice'de İnönü-Churchill görüşmeleri hakkında bilgiler verdi. Konuşmaların ardından protokol beyaz vagonu gezerek hatıra defterini imzaladı ve günün anısına fotoğraf çektirdi.
FETÖ soruşturmaları devam ediyor. Bu çerçevede Mersin'de 18 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edildiler ve 18 kişiden 8 kişi tutuklandı. Mersin'de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgüt faaliyetlerine devam ettikleri ve FETÖ'ye finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına 14 kişiyle örgütün gizli haberleşme ağı olan Baylak'ı kullandıkları tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Emniyetteki ifadeleri tamamlanan 18 kişi yoğun güvenlik önlemleri altında Toros Devlet Hastanesi'nde sağlık muayenesinden geçirildikten sonra Mersin Adliyesi'ne sevk edildi. Mersin'in Erdem ilçesinde bomba paniği yaşandı. Şöyle ki Mersin'in Erdem ilçesinin en işlek caddesinde kaldırımda unutulan bir bavul paniğe neden oldu. Mersin'in Erdem ilçesinde kentin en kalabalık caddesinde unutulan bavul paniğe neden oldu. Duyarlı vatandaşlar ilçede alışveriş merkezlerinin yoğun olarak bulunduğu Sebahattin Çakmakoğlu Caddesi'nde şüpheli bir bavul ihbarında bulundu. Bunun üzerine polis caddeyi baştan başa güvenlik çemberine aldı, bomba imha ekibi çağrıldı. Yaklaşık bir saat sonra bomba imha ekibi müdahalede bulunmadan olay yerine gelen bir vatandaş bavulun kızına ait olduğunu belirterek bavulu açmak için izin istedi. Polis kontrolünde bavulu açan adam içindekileri polis ekiplerine gösterdi. Şüpheli durumun ortadan kalkmasıyla cadde yeniden trafiğe açıldı. İdman yurdunda ciddi gelişmeler var. Mersin İdman yurdundaki gelişmelere geçmeden önce bir de Tarsus İdman yurduna değinelim. Çünkü Tarsus İdman yurdu son 3 haftadır mağlup oluyor ve taraftar bu duruma kızgın. Bayrampaşa Spor'la karşı karşıya gelen Tarsus İdman yurdu rakibine 3-0 mağlup oldu. Ligin ikinci yarısına sahasında Diyarbakır mağlubiyetiyle başlayan Elaziz deplasmanında fark yiyen Tarsus, İstanbul'da oynadığı maçta Bayrampaşa'dan da fark yemekten kurtulamadı. Ardı ardına aldığı mağlubiyetlerle zirveden iyice uzaklaşan Tarsus İdman yurdu sıralamada 6.'lığa kadar geriledi. Bayrampaşa Çetin Emeç Stadyumunda oynanan maça ev sahibi takım hızlı başladı. 6. dakikada gelişen Bayrampaşa atağında Kubilay serbest vuruştan atmış olduğu golle takımını 1-0 öne geçiren isim oldu. İlk yarı ev sahibi Bayrampaşa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle kapandı. Mücadelenin ikinci yarısında da atak oyununu devam ettiren Bayrampaşa, 49. dakikada Ziya İnday'ın atmış olduğu golle skoru 2-0 yaptı. Maç boyunca rakip kalede pozisyon bulmakta etkisiz olan Tarsus İdman yurdu, özellikle oyunun son bölümünde iyice oyundan düştü. Bayrampaşa 77. dakikada Metin Sevinç'le gol buldu ve durum 3-0 oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma ev sahibi Bayrampaşa'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Lige iyi başlayan ve ilk yarıyı ikinci sırada tamamlayan Tarsus İdman yurdu, ikinci yarının başlamasıyla birlikte düşüşe geçti. 3 haftada kalesinde 11 gol gören Sarı Lacivertlilerin bu performansı camiayı ve taraftarı kızdırdı. Bayrampaşa maçının ardından kurmaylarıyla bir araya gelen Tarsus İdman Yurdu Başkanı Önder Ege'nin bu hafta konuyla ilgili hamle yapması bekleniyor. Başkan Önder Ege'nin teknik heyet ve futbolcuların performansından son derece rahatsız olduğu, ilk yarıda gelen başarılı performansın yeniden yakalanması için radikal kararlar alabileceği gelen haberler arasında yer alıyor. Yönetimin teknik direktör Ergün Aytekin'in istifa kararı alarak kendilerine sunması halinde bunun kabul göreceği de konuşulan konular arasında. Değerli seyirciler, programa başlarken dedim bugün gündemde az konu var ama var olan az konular çok ani değişikliklerle gündemin en önemli, belki de haftanın, belki de ayın en önemli sırasına oturdu diyebiliriz. Özellikle Mersin İdman Yurdu'ndaki gelişmeler efendim. Mersin İdman Yurdu son maçı Sivas Spor'la Mersin Stadyumunda hafta sonu karşılaştı. İlk maçında
Sivasspor'a 6-0 yenilen Mersin İdman Ordu Sivas'ı 1-0 yenerek Sivas'a geri gönderdi. Taraftar mutlu oldu, teknik heyet mutlu oldu, futbolcular moral buldu. Tabii Memduh Özbalta'nın bu galibiyette katkısı fazlaydı. Mersin İdman Yurdu, Yusuf Şimşek'in takımı bırakıp gitmesi sonrasında teknik direktör arayışlarını devam ettiriyordu. Ümit Turmuş'la Mersin İdman Yurdu resmi sözleşme imzaladı ama sonrasında yine önemli gelişme var. Haberimizi izleyelim önce bir. Mersin İdman Yurdu yeni teknik direktör Ümit Turmuş'la resmi sözleşme imzaladı. Daha önce birçok takımda çalışan, en son olarak 6 ayda teknik direktörlük görevini üstlenen Ümit Turmuş, Kırmızı Lacivertlilerin yeni teknik direktörü olurken 2 maçlık Memduh Özbalta dönemi de kapanmış oldu. Kırmızı Lacivertlilerin yeni teknik patronu kendisini kırmızı lacivertli renklere bağlayan imzayı Başkan Ali Tekin'le birlikte attı. Mersin İdman Yurdu'nda teknik direktörlük görevine Ümit Turmuş'un getirilmesi yönetim kurulunda krize neden oldu. Yeni hoca Turmuş için yönetimde fikir ayrılığı oluştu. AS Başkan Mahmut Karak, Turmuş'un teknik direktörlük görevine getirilmesine kesin olarak karşı çıktığını açıkladı. Karak, şu süreçte teknik adam değişikliğini kesinlikle onaylamıyorum. Yolumuza mevcut teknik kadroyla devam etmekten yanayım. Federasyona sözleşmenin feshi için müracaatta bulunacağım dedi. Alınan bilgilere göre Ümit Turmuş ve yardımcılarına aylık 60 bin Türk lirası para ödenecek. Haberimiz böyle efendim ama şimdi bir son dakika bilgisi var. Tabii Ümit Turmuş'un ismi geçen hafta ortalarında gündeme gelmişti ve taraftar buna tepki göstermişti. Yönetimdeki bazı kişiler de tepki göstermişlerdi. Yeni hocaya gerek yok. Özbalta'yla yolumuza devam edelim. Çünkü alt kadrodan gelen birçok futbolcu Memduh Özbalta'nın çocukluktan beri öğrencisi. Memduh Özbalta, Mersin İdman Yurdu'nun altyapısından yetişen bütün futbolcuları tanıyor. Ailelerini tanıyor. Kişisel yeteneklerini biliyor. Hastalıklarını biliyor. İdeallerini biliyor. Ayrıca yıllardır Mersin İdman Yurdu'nda top koşturan yaşlı futbolcuların da kapasitesini neler yapabileceğini biliyor. Ve elde bulunan az sayıdaki futbolcuyla savaşçı bir kadro kurabilir düşüncesi hakimdi ki Sivasspor karşılaşmasında da böyle oldu zaten. Ve haberimizde de izlediğiniz gibi Ümit Turmuş'a tabii kendisinin şahsına yönelik değil yeni bir teknik direktöre Özbalta varken ne gereği var diyerek AS Başkan Mahmut Karak da Başkan Ali Tekin'le fikir ayrılığına düşmüştü. Ve bu sözleşmenin iptali için ilgili yetkili kişilere başvuruda bulunacağım demişti. İşte Mersin İdman Yurdu yönetimi çark etti. Ümit Turmuş geldi, sözleşmeyi imzaladı ama takımla daha tanışmadan hemen Ümit Turmuş gelen tepkiler üzerine geri gönderildi. Yönetim çark etti, Ali Tekin yönetimi çark etti, Ümit Turmuş kararından vazgeçti ve Ümit Turmuş'un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Umarız bundan Mersin İdman Yurdu'nun maddi bir zararı olmaz. Ve Memduh Özbalta'yla yönetim yola devam kararı aldı. Bu da bir son dakika gelişmesi diyelim efendim. Tabii haberlerimizi yenileyeceğiz. Haber bültenlerimizde yeni haberlerle karşınızda olacağız. Gelişmelerin son halleriyle diyoruz. Yerel gazetelerimize geçelim. Hakimiyet gazetesiyle başlayalım. Hakimiyet gazetesi Halk Ekmek Fabrikası'na talibiz başlığını atıyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası 33 No'lu Gıda ve İçecek Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Fuat Akbaş, Halk Ekmek Fabrikası'nda yani Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaş için ekmek ürettiği fabrikada, Merek'te 80 kişilik bir ekibin günlük 17 bin civarında ekmek ürettiğini ve bu işletmenin şu anda zarar ettiğini söyleyerek biz Halk Ekmek Fabrikası'nı işletmeye talibiz dedi. İyi, hoş, güzel ama her şey kar etmek mi? Büyükşehir Belediyesi bu zararı göze alarak halka nitelikli, kaliteli, ucuz ekmek yedirmek için zaten Merek Halk Ekmek Fabrikası'nı faaliyete geçirdi. Büyükşehir Belediyesi belki bu zararı göze alıyordur. Tıpkı Büyükşehir Belediyesi'nin belediye otobüslerinin zarar ettiği gibi. Bir yolcu da olsa
50 yolcu da olsa o otobüs o hatta gidiyor. İşte belediye otobüslerinden kar etmenin imkansız olduğunu belirten Sayın Kocamaz belki buradaki zararı da göze almış olabilir. Tabii bu Halk Ekmek Fabrikası'na talip olan meslek komitesi şunu diyorsa iyi, güzel, hoş. Yani 17 bin değil 20 bin belki 25 bin ekmeği biz her gün üreteceğiz. 80 kişiyi asla işten çıkarmayacağız. Hatta belki 5-10 kişiyi de işe alarak yeni istihdam sağlayacağız. Ve 60 kuruştan ekmeği de satmaya devam edeceğiz diyorsa iyi, güzel, hoş. Ama amaç kar etmektir. Burası zararına çalışıyor. Biz Melek'i kar ettiririz düşüncesiyle eğer böyle bir talebi savunuyorlarsa, böyle bir girişim içerisine girmişlerse vatandaş için doğru değil, iyi değil, hoş değil. Çünkü 60 kuruşa ekmek birçok aileye ciddi katkı sağlıyor. Sabah saatlerinde ve akşam saatlerinde ekmek arabasını Melek büfelerinin önünde dört gözle bekleyen insanları eğer görüyorsa meslek komitesi başkanı Fuat Akbaş böyle bir talepte az önce söylediğim nedenlerle bulunmamalı. Kişisel görüşüm. Devam edelim, diğer bir gazetemize geçelim. Geliyoruz Çukurova'ya. Çukurova gazetesi MHP'de deprem başlığını atıyor ve diyor ki ayrıntısında Milliyetçi Hareket Partisi'nin anayasa referandumu sürecinde evet kararı almasının yankıları devam ederken MHP lideri Devlet Bahçeli sürpriz bir karara imza atarak MHP Mersin İl Başkanı Sebahattin Kılıç ve yönetim kurulu üyelerini görevden aldı. Bu sürpriz kararın referandumla ilgili olduğu konuşulurken basın toplantısı düzenleyen Kılıç bu iddiaları doğrulamadı. Görevden alma Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin kanaatidir. Hayırlı olsun, kimseye bir kızgınlığımız, kırgınlığımız ve küskünlüğümüz yok dedi Sebahattin Kılıç. Ayrıntılar tabii haber bültenlerimizde konuya yönelik, aynı zamanda gazetelerde de yer alıyor. Güney gazetesine geldiğimizde başlık şu: referandum Türkiye'nin önünü açacak. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, referandum sürecinin evet damgasıyla tamamlandığı anda Türkiye'nin önünün açılacağını belirterek, dünyada güçlü liderliğin ön planda olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Onun için Türkiye'nin güçlü lidere ihtiyacı var. Bunu ancak anayasa değişikliğiyle gerçekleştirebiliriz dedi. Mersin'e son yapmış olduğu ziyarette Sağlık Bakanı Sayın Akdağ'la birlikte geldi Sayın Elvan Mersin'e ve Mersin Şehir Hastanesi 3 Şubat tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Başbakan tarafından açılacak. Bu açılış öncesinde son denetlemeleri yaptılar. Mersin gazetesine geldiğimizde Mersin gazetesi konut satışları yarıya indi başlığını atıyor. Ülkede her geçen gün etkisi artan ekonomik kriz konut satışlarına da yansıdı. Mersin'de konut satışları yarıya düşerken bu düşüşün sebebini piyasalarda yaşanan ekonomik bulanıklığa dayandıran emlak danışmanları, gayrimenkullerin her zamankinden fazla sayıda satışa sunulduğunu, yalnız alıcıların azaldığını dile getirdiler. Gerek kullanmak için gerekse yatırım amaçlı olsun, konut satışlarında bir düşüş yaşanıyor hem Mersin'de hem de Türkiye'de diyor Mersin gazetesi. Ve Yeni Güney'e geldiğimizde Yeni Güney gazetesi de Sayın Bakanların, Sağlık Bakanı Akdağ ve Kalkınma Bakanı Elvan'ın Mersin ziyaretlerinin ayrıntılarına geniş bir şekilde yer veriyor. Ve yerel gazetelerdeki haber turumuzu sona erdirdik. İçer gündemini burada noktaladık. Ayrıntılar ilerleyen dakikalarda ve saatlerde haber bültenlerimizde olacak. İçer TV'de kalın efendim. We'll be right back.
harcandı. Preview.